Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Windows 11 bozuk görüntü hatası ile ilgili neler yapabiliriz? Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu konuda bir içerik hazırladık. Bu sorunu çözmek için ayarlar menüsüne girelim öncelikle bilgisayardan. Windows 11'in yeni görüntüsünden. Ekranda da gördüğünüz hata bilgisayar her açıldığı zaman geliyor. Ve tamama tıklasanız bile kapanmıyor. Bu şekilde kalıyor. Şimdi ayarlarda sol taraftaki uygulamalar kısmına giriş yapalım. En üstte uygulamalar ve özellikler var. Buradan aşağıya doğru bilgisayarınızda yüklü olan bütün programlar listeleniyor. Bu listede problemi çözeceğimiz uygulamayı kaldırmamız gerekiyor. Şimdi işlem yapalım. Bu konuda yardımcı olayım ben size. Evet, burada Microsoft Teams var. 40 kilobayt diyor. Bunu kaldırıyorum. Microsoft Teams'i. Bu sebep oluyor bu sorunu yaşamanızda. Microsoft Teams uygulaması. Bu şu an kaldırılmak üzere. Evet, kaldırıldı. Şimdi bilgisayarım Buradan C'ye gelelim. C'de program files'a gireceğiz. Microsoft Teams'in kalan dosyalarını da silmemiz gerekiyor. Program files'ta üstte görünüm menüsünde gizli öğeleri göster var. Gizli öğeler var. Bunu açalım. Gizli öğeleri görmemiz gerekiyor işlem yapmamız için. Burada Windows Apps yazıyor. Windows Apps klasörüne giriyoruz. Erişim izniniz reddedildi diyor. Öncelikle bu sorunu çözeceğiz. Buraya nasıl girebiliriz? Bu klasörün içerisine. Güvenlik sekmesi var. Güvenlik sekmesine giriyoruz. Güvenlik sekmesinden ekranda da gördüğünüz işlemleri yapacağız. Buradan izin verilmesi gerekiyor. En üstte sahibi yazan kısımdan sahibinin kullanıcı olduğunu belirteceğiz. En altta users var. Users kısmına tıklayalım. Buradan izin vereceğiz erişime. Uygula dedim. Şimdi yeniden giriş yapmayı deneyeceğim. Bu klasöre girmemize izin verecek mi? Birlikte bakalım. Evet, tekrar deniyorum. Devam dedim ve klasöre girdik. Şimdi burada da asıl silmek istediğimiz klasör var. Aslında bunun için bu işlemleri yaptık. Bu listenin en altına indirin sayfayı. En alttan biraz üstlerde Microsoft Teams yazıyor. Siz de göreceksiniz. Bu klasörün tamamen silinmesi lazım. Bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi için. Klasörü sağ tıklayıp Sil butonuyla silmek istediğiniz zaman silemiyorsunuz. Bu hata geliyor. Erişim engellendi. Sistemin size izin vermesi gerekiyor diyor. Yeniden deneye de tıklasanız yine silinmiyor. Şimdi sağ tıklayıp özelliklerine girelim. Yetki verelim. Tam erişim yetkisi verelim klasörü silmek için. Güvenlik sekmesine geldim. Gelişmişe tıklıyorum. Buradaki kullanıcılar var. Yetkileri de erişim kısmında yazıyor. Bütün kullanıcılar var. Ekle'ye tıklıyorum. Evet, kullanıcı ekliyorum şimdi buradan. Kime yetki vereceğiz? Hemen işlem sağlıyorum. Buradan kullanıcı girişi yaptığımız ikinci sıradaki adminlere yetki ver diyeceğim. Seçtim adminleri. Tamam dedim. Tam erişim, tam denetim yetkisi verdim. Silme, değiştirme, okuma. Bütün yetkileri verdim. Şimdi bu işlemleri uyguluyorum. Yine bu hata çıkıyor. Ben bu işlemi ne kadar denediysem deneyeyim. Admin yetkisi verdim. User yetkisi verdim. Yeniden silmeye çalıştım. Silinmiyor. Bunu bir türlü silemedim ben. Defalarca uğraştım. Yaklaşık 2 saat boyunca bu klasörü silmeye uğraştım. Sonuçta silemedim. Şu an görüyorsunuz yaptığım işlemleri birçok kez deneme yaptım.
Klasörün içerisine girip içindekileri tek tek silmeye çalıştım. Yine silinmiyor. Hiçbir şekilde silemedim. Başka bir çözüm yolu buldum. Bu denediğim çözüm yoluyla bu diğer yöntemle sorun çözüldü. Bu çözüm yolu da şu. Hemen birlikte yapalım. Klasörün ismini değiştirdim. Klasörün ismini deneme olarak değiştiriyorum. Deneme yaptım. Klasörün ismini deneme olarak değiştirdikten sonra ismi değişti. Ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Bu hatayı alıp almadığımızı teyit etmek için güncelleştir, yeniden başlat. Güncelleştirme de gelmiş bilgisayara. Şimdi yeniden başlatıyorum. Bilgisayar açıldığı zaman birlikte göreceğiz bir sorun olup olmadığını. Evet, bilgisayar açıldı ve herhangi bir hata yok. Problem çözüldü. Siz de böyle bir sorun yaşarsanız Windows 11'de sorunun çözümü için yorumlar kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız size.